arkadaşları. Bu hafta da yine bir çarşamba sohbetinde birlikteyiz. Ben Deniz Ali Osman Kuşakçı. Önder İmamatipler Derneği'nde Önder Akademi'nin yönetimini yapmaktayım. Bugün bizlerle çok değerli bir konuğumuz var. Onunla bir hasbihal edeceğiz. Değerli hocam Ömer Akgül buradalar. Kendisi Ruh Sağlığı Derneği Başkanı. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi. Ömer hocamla hasbihalimize, sohbetimize geçmeden önce çarşamba sohbetlerimizde bu imkanı bize sağlayan Önder'in Genel Başkanı, değerli büyüğümüz Kamber Çal bizlerle. Ondan kısa bir selamlama alacağız. Sonrasında sohbetimize başlayacağız. Tekrar hoş geldiniz, safa getirdiniz. Buyurun başkanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Değerli Önder Gönüllaşları. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii biz çarşamba sohbetlerini bildiğiniz üzere Önder Genel Merkezimizde devam ettiriyorduk. Tabii bu koronavirüsünden sonra bu çarşamba sohbetlerimizi de dijitale almış olduk. İnşallah aynı coşkuyla, aynı heyecanla da dijital platformdan çarşamba sohbetlerine devam ediyoruz. Tabii hem insanlık hem İslam dünyası olağanüstü bir imtihanla karşı karşıya. Rabbim bizi belki yüzyılda bir gelen büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Biz bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetme gayreti içerisindeyiz. Tabii olayları doğru bir şekilde analiz etmek, olayları doğru bir şekilde değerlendirmek, olaylara Müslümanca bakış açısıyla değerlendirmek, süreci iyi analiz etmek çok kıymetli ve önemli. Tabii öncelikli olarak bu pandemi bizi sağlık açısından endişelendirdi. Tüm insanlığı bir sağlık kaygısıyla tabii şu an süreci yönetiyoruz. Devamında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalma ihtimali var tüm dünyanın. Bu konuda diğer ülkelerde de ülkemizde de tedbirler alınmaya çalışılıyor. Fakat bu sürecin sonucu psikolojik bir travma da riski var. Psikolojimizi de iyi yönetmemiz gerekiyor. Psikolojimizi sağlıklı şekilde yönetmemiz ve bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Ben bu konuda Müslümanların çok avantajlı, şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz olayları bir imtihan olarak görüyoruz. Rabbimizin bize vermiş olduğu bir imtihan olarak değerlendiriyoruz. Olayları bu imtihan olarak görünce de süreci, psikolojimizi bu çerçevede ümit var bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yöneteceğiz. Tabii bugün çok değerli bir misafirimiz var. Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül kardeşimiz. Eminim süreci bu çerçevede değerlendirecek. Ömer Bey bizim yabancımız değil. Bir önceki dönem yönetim kurulu üyeliğimizde yapmış bir kardeşimiz. Bizim camiadan çok değerli bir büyüğümüz. Bu konulara özellikle psikoloji üzerine ciddi araştırmalar yapan, yatırım yapan, kendisini geliştiren bir kardeşimiz. Bu süreçte bugün özellikle psikolojik durumla ilgili bizleri bilgilendirecek. Ben inanıyorum ki bu pandemi sürecini çok kontrollü bir şekilde, sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Ömer Hocam'ın sohbetini Ali Osman Hocam moderatörlüğünde keyifle dinleyeceğiz bugün. İnşallah güzel, keyifli bir, hepimiz için çok faydalı bir sohbet olacak. Ben sohbet başlamadan önce hem Ömer Hocam'a hem Ali Osman Hocam'a bir selam vermek ve başarılar dilemek için bağlandım. Tüm gönüldaşlarımızı bu sohbetten faydalanmaya davet ediyorum. Ali Osman Hocam, tekrar sözü size tevdi ediyorum. Başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum inşallah. Evet, teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız. Bu da geçer yahu diyoruz. Bu vesileyle ben tekrar katkınız için teşekkür ediyorum. Şimdi değerli hocamız Ömer Akgül Bey bizlerle. Ben sözü kendisine vereceğim, çok uzatmayacağım. Aslında ben şuradan başlamak istiyorum. Ömer Hoca'yla
uzun bir tanışıklığımız olsa da bu pandemiyle alakalı olarak aklımda kalan en önemli şey korona ile ilgili psikolojik etkinin ne olduğuyla alakalı ilk defa farkındalıkları ortaya koyan kişiydi kendisi açıkçası. Örneğin koronadan fazla mı korkuyoruz sorusu ya da korona panik olup olmadığımızla ilgili akademik araştırmaların daha bu süreç bu kadar gündemimize oturmadan başlatmıştı. Bu açıdan çok değerli çalışmalarının inşallah sonradan akademik dünyaya, bilim dünyasına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu araştırmanın sonucunu ben merak ediyorum açıkçası neler çıktığını. Ben şeyi size bırakıyorum, sözü size bırakıyorum Ömer Hocam. Aşağı yukarı bir 45 dakika kadar sizi dinleyeceğiz. Sonra da değerli katılımcılarımızın soruları varsa onları alacağız. Size aktarmaya çalışacağız. Buyurun. Öncelikle hepimize geçmiş olsun dileğimle başlamak istiyorum. Tanıdığımız vefat edenlere Allah'tan rahmet. Hastalarımıza acil şifalar, yakınlarına da başsağlığı, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Bu süreç de tabii ilk başta başladığında biliyorsunuz Türkiye'ye gelmemişti korona. İşte Çinliler ettiklerini buldular. Doğu Türkistanlara çok zulmettiler. İşte oradakiler kötü insanlar. İşte dünyaya yedikleri içtikleri neler karışık marışık. O yüzden yok biz Türk çayı içiyoruz, yok şöyle yapıyoruz, bize gelmiyor. Bizde işte başka bir şey var, bize gelmeyecek falan derken süreç gerçekten bütün dünyada renk, dil, din, ırk, cinsiyet, iyilik, kötülük, yaş, zenginlik, fakirlik, statü, güç, iktidar, mal, mülk tanımadan herkese bir yoklama çekti. İlk Çin'de çıktığında dediğiniz gibi Ali Osman Hocam, biz Türkiye'de ilk kıpırdamalar başlamıştı. Yani Türkiye'ye hiç gelmedi. Ocak ayında Çin'de bu virüs var. Ama işte insanlar artık yavaş yavaş yanında öksüren birisine ne oluyor falan diye başlarını çevirmeye başladıkları sürede ilk tedirginlikler gelmişti buraya. Yani biz o zaman şöyle bir araştırma yapalım dedik sizin de dediğiniz gibi. Salgın korkusu korku salgınına dönüşür mü? Tam bu konuyla ilgili işte biz araştırmamızı yapmaya başladığımızda bir baktık ki dönüşümü değil. İnsanlar gerçekten artık toplu ulaşımdan çekinmeye başlamışlar. Kalabalık yerlerden, kapalı ortamlardan uzaklaşmaya çalışmışlar. El ve hijyenine çok dikkat etmeye başlamışlar. Daha Ocak ve Şubat ayı, Ocak sonu Şubat başından bahsediyorum. Ve bu hastalık Türkiye'ye ya gelirse, işte benim işte astımım var, annemin kanseri var, bilmem kronik hastası olan bir yakınım var. Ne yaparım? Sevdiğim birisini kaybedersem veya bana bir şey olursa nasıl başa çıkabilirim? Veya ben ölürsem benden sonra geride kalan çoluğum, çocuğum, eşim, annem, babam onlara kim bakacak? Gibi zihnini sürekli meşgul eden düşüncelerin insanların gündemine geldiğini fark ettik. Yani bu kadar ben bir kaygının ve korkunun bulaşacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Ocak sonu, Şubat başında evet korku salgını ülkemize gelmişti aslında. Daha sonra kendisi de geldi. Salgının gelmesiyle beraber, tedbirlerin de alınmasıyla beraber bu sefer daha iliklerimize kadar hissettik. Yani şimdi ben zaman zaman dışarı çıkıyorum. Hem sosyal gözlem hem işimiz gücümüz de var. Yani sağlık sektöründe olduğumuz için insanları da gözlemleme şansım oluyor. Gerçekten herkes sanki suçluluk psikolojisiyle sokaklarda. Yani kimse kimseye selam vermiyor, gözükmüyor. Herkes orada bir neredeyse zombileştik yani. Virüs aslında bedenimize uğramadan önce zihnimize, kalbimize, ruhumuza bulaştı yani. Bir tebessüm ettirmiyor bizi ne yaptıysak. Yani bir selam, göz selamı veremiyoruz. Hani hapşırmayalım, öksürmeyelim tamam güzel. Ama göz göze geldiğimiz iki kişiye gözümüzün içine gülebiliriz. Yani ağzımız kapalı tamam. Gözlerimizin içine de güldüremiyoruz. Baktığım zaman böyle bilim kurgu filmlerinden çıkmış kimsenin birbirini tanımadığı robotik varlıklar sokaklarda dolaşıyor. Böyle olmamamız lazım. Bunun en büyük sebebi işte korku salgınından kaynaklanıyor. Yani biz o ilk günlerde şöyle haber olmuştu bu. Korona yaklaşıyormuş. Hani paranoyak gibi. Bazen ben de kendimi kontrol ediyorum. Ya ateşim mi var? Eşime söylüyorum, arkadaşıma söylüyorum. Ya benim bir ateşim mi var? Bazen nefes alamadım. Ben psikoloğum ama
bir derin nefes çekeyim bakayım her şey yerinde mi diyorum yani, anlatabildim mi? İnsanlar bu süreçte gerçekten vücutlarındaki rahatsızlıkların sebeplerini daha çok merak etmeye başlar. Burnum kaşınıyor acaba niye? Boynum tutuldu ya acaba sırtım ya geldi mi acaba? Geldi mi gitti mi? Ne durumdayım bilmiyoruz. Belki birçok vatandaşımız zaten geçirdi bunu, tamam mı? Ufak tefek şeylerle, ama mesele zaten bir kişinin bundan sadece enfekte olması değil, bundan zarar görebilecek insanların enfeksiyona kapılmamasıydı. Ama biz buna dikkat ederken aynı şekilde ruh ve psikolojik sağlık, yani psikolojik hijyene, psikolojik enfeksiyona dikkat etmedik galiba. Çünkü baktığımız zaman bir sürü insan şu an psikologlardan destek almak için onlara ulaşmaya çalışıyor telefonlarla vesaire. Çünkü onlar da psikologlar da sokağa çıkamıyorlar. Onlar da evlerindeler, danışanlar da evlerindeler. Online terapilerle şu an onlara destek veriyorlar. Böyle dedikten sonra konuya şöyle girelim. Çok bilinen bir tabir. Ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Et ve tırnak gibidir. Ve biz sadece biyolojik bir varlık değiliz. Biyo, psikososyal bir varlığız. Yani sosyal boyutumuz var, psikolojik boyutumuz var ve biyolojik boyutumuz var. Salgın sadece bizim biyolojik boyutumuzu tehdit etmiyor. Salgın bizim bedenimize geldiği zaman biyolojik bir tehdit, ama ondan ve onun kadar tehlikeli olan bir başka türde işte bu salgının bizim psikolojimize tesir etmesi. Yani bizi psikolojik olarak bize bulaşması ve enfekte etmesi. Bizim buna da tedbir almamız lazım. Alıyor muyuz? Hayır, almıyoruz. Yani ellerimizi dezenfekte ediyoruz, el hijyenimize dikkat ediyoruz. Peki ruhumuzun hijyenine dikkat ediyor muyuz? Bence daha bu konuda farkındalığı daha kazanmadık. O yüzden biz uzun zamandır şundan da bahsetmeye gayret ediyoruz. Psikososyal pandemiye dönüşürse bu olay ne olur? Ne demek psikososyal pandemi? Yani işte az önce başkanım da söyledi. Bu şu an bir sağlık krizi, yani ekonomik kriz olabilir. Öbürsü şimdi bir sürü sosyal problemler olabilir, aile problemleri olabilir. Güç, iktidar değişimleri vesaire, sermayenin el değişimi, bunlar... Her şey beklenebilir. Dünya tarihine baktığımız zaman salgın hastalıklardan sonra bunların hepsi olmuş. Ne olmuş? Sermaye el değiştirmiş, güç, iktidar el değiştirmiş, değerler, aidiyetler, nüfuzlar birçok şey yer değiştirmiş. Ve insanların en yaralanacağı yer inançlı ve değer sistemlerinin sallanması. Söylediniz, biz en azından dünyaya göre daha iyi bir noktadayız, bir inancımız var. Ama gerçekten şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Herkes bizim gibi veya biz gerçekten olmamız gerektiği gibi inanıyor muyuz? Yani bir yerden sonra inandığımızın bizim inandığımız yani inancımız inanıyoruz ama hakkıyla inanmıyorsak ve o inancın hakkını vermiyorsak buradan gene psikolojik olarak yaralanma olasılığımız var. Yani hayatın anlamını tekrar sorgulama. Yani ne oldu? İşte bazılarımız bunu imtihan olarak görüyor, bazılarımız ceza olarak görüyor, bazılarımız bunu işte doğanın intikamı olarak görüyor. Yani tüm dünyadaki insanlardan bahsediyorum. Bazı insanlar bunu işte insanların birbirine yaptığı bir ekonomik savaş veya biyolojik bir savaş olarak görüyor. Herkes farklı bir şekilde anlamlandırıyor bunu. Burada Müslümanların ve Doğu toplumlarının anlamlandırması Batılılara göre daha sağlıklı. Batılılar için çünkü çok büyük bir travma geliyor, bakın. Çok net söylüyorum. Biz geleneklerimizden, yani ne kadar batılılaştık onu da biliyorsunuz. Bayağı batılılaştık aslında. Biz de çok bir hani eski değerlerimize sahip değiliz ama köz olarak, kor olarak o bizde gene var. Şöyle söyleyeyim. Doğu ve Batı medeniyetlerini iki farklı medeniyet olarak değerlendirdiğimizde Doğu medeniyetleri kainatla uyum içinde yaşamayı ve kainatı anlamaya çalışma yönünde büyük bir motivasyona sahiptir. Yani insan ve kainat ilişkisini bu yönde kurar. Ama Batı medeniyeti böyle kurmaz. Batı medeniyetinin kainatla olan ilişkisi sahip olma ve kontrol etme içgüdüsü vardır. Her şey benim kontrolümde olsun. Yani bu pozitivizmden, materyalizmden geliyor. Çünkü Batı aydınlanması neyin üzerine inşa edildi? Yani denize düşen yılana sarılır denilir ya. Metafiziğe karşı fizik unsurların öne çıkmasından dolayı materyalizmin üzerine inşa edilen ne var? Pozitivizm var. Yani
olgusal yapısalcılık, olgusalcılık, maddecilik dediğimiz determinizm. Hepsi var. Determinizm neydi? Sebep ve sonuç, her şeyin bir sebebi, her sebebin bir sonucu var. İşte adamlar bundan dolayı her şeyi matematiksel düşündüğünden sebep, her şeyin önlemini alırlar. Örnek veriyorum. Ne tür önlemler alırlar? Kaza yaparsam arabamın sigortası olması lazım. Yangın olursa, hasta olursam, fırtına olursa, sel olursa, her şeyi belirsizliklerden uzak hale getirir. Yani benim gücüm var. Ben risk almak veya risk altında yaşamak istemiyorum. Her şeyi kontrol etmek istiyorum. Yani yangın olduğunda evet benim evim yanmış olabilir ama ben bunu hayatıma kaldığım yerden devam edebilirim. Niçin? Güvencem var. Ben o güvenceyi satın aldım diyor. Riskleri ortadan kalıyor. Yani uzaydan gelecek gök taşına bile nasıl müdahale edeceğiyle ilgili 10 tane farklı planı var. Bir yerden bir tane füze geldiğinde bunu nasıl savuşturacağıyla ilgili 20 tane planı var. Yani adamlar yeryüzündeki tanrıcılık iddiasına soyunmuşlar. Dolayısıyla yeryüzünün tanrısı olarak kendilerini gördükleri için, güç ve iktidar da ellerinde olduğundan dolayı, onların kağıttan bir kuleleri vardı. Onlar onu çok güçlü zannediyorlardı. Bize hiçbir şey olmaz. Bundan sonra bizim medeniyetimizin sonu gelmez. Biz çok güçlüyüz. Ama tıpkı Nemrut'un sonu gibi Batılıların da tasavvur dünyası bir anda yıkılacak. Çünkü onlar hiçbir belirsizlik bırakmayacak kadar her şeylerini güvence, kontrol altına almışlardı. Ama şu an gözle göremedikleri bir virüs alt üst etti onları. Yani bedensel olarak değil, ekonomi olarak değil, tasavvur olarak, zihniyet olarak, yani dünyaya ve hayata bakış açıları olarak. Ya biz kendimizi yenilmez zannediyorduk. Her şeye karşı tedbirimiz vardı, her şey kontrolümüzün altındaydı. Hani güvendiğimiz dağlara nasıl kar yağdı hem de diye büyük bir anlam kırılması ve boşluk yaşayacaklar. Biz doğular biraz daha veya Müslümanlar veya uzak doğular biraz daha uyum içerisinde yaşayabildiğimizden burada bir de tevekkül var bizim inancımızda. Onunla beraber imtihan olması vesaire bu tür inanışlarımızla olaya biraz daha kolay adapte olup hızlı atlatacağız. Yani hızlı dediğim gene bir 5-10 sene zihinsel ve kalbimizden bu olaya atlamamız çok kısa değil. Ama Avrupalılar, Batılılar bu travmadan çok kolay kurtulamayacaklar ve ciddi bir arayışa girecekler. Bu noktada da Müslümanlara çok önemli roller düşüyor. Adamlar bugüne kadar inandıkları bütün değerler, bütün putları yıkıldı. Tekrar mabut arayacaklar kendileri. Ve biz Müslümanlar doğru yolları, doğru yöntemleri, doğru ilişkileri kurarsak birçok insanın hem dünyasını hem ahiretini kurtarmaya vesile olabiliriz. Bunu da dipnot olarak düşeyim. Yani biz insanlarla ilişkilerimizi güzel kurmamız lazım. Burada bu işin rahmet boyutunu vurgulamamız lazım. Burada insanlara yardım etmemiz lazım. Ülkemiz çok şükür yani tıpkı şey gibi oldu. Mahşer sahnesi gibi oldu. Hani evladın annesinden, ebeveynin evladından kaçacağı yer gibi bütün ülkeler birbirlerinden kaçmaya başladıkları noktada Türkiye sadece kendine değil çevredeki ülkelere, ihtiyaç duyan ülkelere de bu kritik süreçte yardım eden nadir ülkelerden birisiydi. Bu çok önemli. İnsanlar bunları görecekler. Yani devlet olarak, millet olarak, bireysel olarak, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız vardır. Muhakkak oradaki insanları gitsinler, uzaktan da olsa dinlesinler, dertlensinler. Onlara katkı, yardım etmeye çalışsınlar. Bu travmatik süreci atlatmalarını destek versinler. O insanlar tekrar dönüp ya gerçekten sizin inanışınız ne kadar güzelmiş. Biz bugüne kadar yanlış şeyleri düşünmüşüz deyip belki hidayetlerine vesile olacağız. Yani bu işin rahmet penceresinden bakmamız lazım. Evet, konuyu dağıtmadan hemen ruh ve beden sağlığı bir bütündür dedik. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır dedik. İnsan ruhsal olarak rahatsızlandığı zaman bedensel hastalıklara sebep olur bu. Mesela psikolojiniz bozulduğunda mideniz, karaciğeriniz, böbrekleriniz ağrıyabilir, bozulabilir, tamam mı? Veya tam tersi vücudunuzda bedensel bir rahatsızlık olduğu zaman bu psikolojinizi de etkileyebilir. Yani ruhsal hastalıklar bedensel hastalıklara, bedensel hastalıklar da ruhsal hastalıklarla etle tırnak gibidir. Birbiriyle etkileşim içerisindedir.
Ve biz eğer bedenimizi koruduğumuz kadar ruhumuzu korumazsak, bu sefer ruhumuz ve psikolojimiz enfekte olacak. Virüs bize de bulaşacak, yani zihnimize, gönlümüze, kalbimize bulaşacak. Ondan sonra biz yeme düzenimiz bozulacak, uyku düzenimiz bozulacak, düşünce düzenimiz bozulacak, değerlerimiz tarumar olacak. Psikolojimiz alt üst olacak. Bu sefer vücudumuzun bağışıklık sistemi düşecek. Vücudumuzun bağışıklık sistemi düşünce de virüs daha kolay bize fiziksel olarak saldırabilecek ve tutunabilecek. Biz eğer sadece bedenimizi güçlü kılmaz, psikolojimizi de güçlü kılarsak, yani hayatı yeniden inşa etmeye çalışırsak, yeniden insanlara umut vermeye çalışırsak, bunu yapmak zorundayız. Yani çünkü bir insana en iyi gelen şey bir başka insana iyilik yapmaktır. Biz başka insanlara iyilik yaptığımızda kendimiz hayat bulacağız. Benim dedem bunlardan bir tanesi. Doktorlar demişler ki ona, amca senin 6 ay ömrün kalmış demişler. Bakın, bu çok güzel bir örnek. İlk defa da bu korona ile ilgili burada anlatıyorum. Dedem İstanbul'da, işte bundan 45 yıl falan önce doktorlar demiş ki 6 ay ömrün kalmış amca demişler. Sen İstanbul'u bırak, git memleketine, Sivaslısın. Orada ağaçlarla, koyunlarla, hayvanlarla meşgul ol demiş. Dedem de dönmüş gerçekten Sivas'a, İstanbul'u bırakmış. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz hadisi şerifince. Orada küçük bir arazisi varmış. Benim kıyametim 6 ay sonra kopmuş demiş. Ben bu araziyi ağaçlandırayım demiş. 6 ay boyunca ağaç dikmiş orada. 6 ay geçmiş. Bir 6 ay daha geçmiş. Bir 6 ay, 6 ay, 6 yıl geçmiş böyle. Bir 6 yıl daha geçmiş. Dedem 40 yıl yaşadı onun üstüne. O doktorlar tekayüt oldu. Dedem 40 yılda 100 bin tane ağaç dikti. Her diktiği ağaç iyilik ya, dedeme ömür verdi aslında. Yani iyilik yaptı, sıhhat buldu. İyilik yaparsanız sıhhat bulursunuz. İyilik yaparsanız pozitif enerjinizi yükseltirsiniz. Hepimiz iyilik yapabilecek güçteyiz. Bakın, başka hiçbir dinde tebessümün sadaka olduğunu, başka hiçbir kültüre tebessümün sadaka olduğu yoktur. Ve sadaka olarak tebessüm çok kıymetli bir şeydir. Şu an en çok ihtiyacımız olan şey. Yani gerçekten şu an baktığımız zaman insanlar birbirleriyle karşılaşmamak, konuşmamak, yakınlaşmamak için uzaklaşıyorlar. Bu aslında tamam. Yani sosyal mesafeyi koruduktan sonra gönlümüze o sosyal mesafeyi koymayalım. Kalbimize koymayalım. Gözümüzün içine koymayalım. Telefonla konuşalım. Nasıl ben şimdi size bakıyorum Ali Osman Hocam? Değil mi? Siz bana nasıl bakıyorsunuz? Biz geçen bütün kuzenlerle toplandık. 25-30 kişi burada canlı nasıl yapıyorsak ekranda 25-30'umuz birbirimizi gördük. Tabii evlerde büyükler de var bazı evlerde. Onlar da bizi gördü. Mahşerde toplanmış gibi toplandık. Belki içlerinden birisi acaba öldüm mü falan diye düşünmüştür. Bu teknolojiye de aşina olmadığı için. Lan bütün yeğenler burada diye. Hatta ağlayanlar falan oldu yaşlılardan. O kadar duygulandılar ki. Ama güzel bir şey yani. Tamam, yüzde görüşemeyebiliriz ama muhakkak görüşelim, muhakkak hal hatırı soralım. Muhakkak insanlara iyilik yapalım. İnsanlara uzaktan iyilik yapabileceğimiz çok şey var. Herkesin bir yaşlısı olsun, arasın, muhabbet etsin. Herkes işte bir kimsenin haberi olmadan bir ihtiyaç sahibinin bir ihtiyacını görebilsin. Gerçekten bir insana iyilik yapmak en çok size iyi gelecek. Size iyi gelen bir şeyde niye esirgiyorsunuz kendinizden? Bu süreçleri atlatacağız. Yani hepimiz bundan geçeceğiz. Yani burada tek nasıl geçtiğimiz önemli. Yani bu süreçte geçerken psikolojimizi bozuk mu geçeceğiz? Psikolojimizi bozmadan güçlendirerek mi geçeceğiz? Şimdi korkuyoruz hocam diyorlar. Tabii ki korkacağız. Korkmayan nasıl bir insan olur ki bu süreçten? Bir sürü insan ölüyor, doğru mu? Bir sürü hastalanan var. Her yerde pandemi, bir sürü tedbirler var. Korkulacak bir şey var ortada zaten. Ben korkmuyorum demek psikolojik bir vakadır. Biz bundan korkacağız. Korkmak çok normal zaten. Korkmuyorsa, bu kadar insan öldüğünde üzülmüyorsanız, korkmuyorsanız kalbiniz taşlaşmış demektir. Şöyle düşünelim. Cumhurbaşkanımız da ne dedi? Rehavete kapılmayacağız, panik yapmayacağız. Bakın,
şunu bir terazi gibi düşünürsek, şöyle yaptığımızda dökülür üstündeki su, değil mi? Böyle yaptığımızda da dökülür. Bir taraf diyelim ki rehavet, öbür taraf panik. Bakın döküldü, panik yaptınız, gitti. Rehavete kapıldınız, gitti. Ne? Haf ve reca, yani korku ve ümit arasında olacağız. Eğer böyle yaparsak bu süreçlerden daha az yara alarak geçeceğiz. Hepimiz yara alacağız. Ama yara almak kötü bir şey değil. Gerçekten değil. O yaralar bizi gerçekten olmamız gereken biz haline getirecek. Mesela örnek veriyorum. En çok insanı üzen kayıp anne baba evlat kaybıdır. Bazen annesini babasını ve evladını kaybetmiş kişilerle konuştuğumuzda üzüntüsünü anlıyorum. Çok üzülüyor. Üzülmesi de çok normal. Ama sen üzüldüğün için ben çok seviniyorum diyorum. Şaşırıyor böyle. Yani gerçekten tokat yemiş gibi oluyor. Bir insana tokat vursanız o kadar irkilmez. Yani benim üzüldüğüm için niye seviniyorsun diyor. Dövecek bıraksınız. Ben de bir cümle kuruyorum ona. Eğer vefat eden annen öldüğünde Allah'a şükür, çok şükür sonunda öldü diye sevincinden göbek atacağın ilişkilerin bozuk olduğu bir insan mı olsaydı? Böyle olmasını daha mı çok isterdin? Üzüldüğünde ne güzel annem vardı, ne güzel babam, ne güzel evladım vardı. O öldüğü için ne kadar üzüldüm, ne kadar üzülsem yeridir dediğin güzellikte bir insanla beraber mi yaşadın? Asıl sen üzülmeseydin, sevinseydin ben bu duruma üzülürdüm. Çünkü bir ömür boyu eziyet çekmişsin gibi olurdu. Öyle değil mi? Ali Osman Hocam. Yani biz bu durumda baktığımızda başımıza gelen her türlü acının aslında bizi olgunluğa götüren bir süreç olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bir yakınımızın kaybı, hastalanmamız, yaşadığımız ekonomik krizler, bunlar bizim tekrar daha güçlenerek ayağa ve hayata devam etmemiz için çok önemli şeyler. Biz bunlarla olgunlaşıyoruz. Bir karpuz Adana'nın sıcağında yana yana karpuz oluyor. Getirin İstanbul'un gölgesinde, neminde o karpuz olmuyor. O yanması lazım. Bizim de yanmamız lazım. Allah dostları başlarına bir dert, musibet isabet etmediğinde Allah'ım seni gücendirdik mi acaba? Sen bize bir musibet isabet ettirmiyorsun da biz de onunla sabrederek, şükrederek sana yakınlaşamıyoruz diye üzülürlermiş yani. Bu aralar başıma bir musibet gelmiyor diye üzülürlermiş. Musibetleri bir fırsat, bir kapı olarak görürlermiş. Dolayısıyla başımıza gelen kötü olaylar, hani bazı şeyler vardır sizin için hayır görünen ama şerdir. Bazı şerler vardır, onlar hayırdır. Yani başımıza bir musibet geldiğinde normal insan olarak, normal insan aklı olarak itiraz edebiliriz ama biraz oturup düşündüğümüz zaman ya bunda da bir hayır olabilir. Bunda ne tür hayır var diye o hayrı bulmaya çalışacağız. İşte o zaman o virüs bizim ruhumuzu enfekte etmeyecek. Yok hep bizim başımıza geliyor. Niye benim annem rahatsızlandı? Niye ben ekonomik krize uğradım? Niye benim arabama çarptılar? Niye ben işte yaralandım? Niye halı saha maçında hep benim ayağım burkuluyor? Hep böyle ne yapacağız bu sefer? Bir süre sonra hep kendimize yemeye başlayacağız. Bu da iyi bir şey değil. Her başımıza gelen şeyden ders çıkarıp, tedbirimizi alıp, bunun bizi nasıl geliştirdiğini hesap etmemiz lazım. Bu süreçte işte dediğim gibi korkmak çok normal. Korkmuyorum diyenler var ya, en çok korkan onlar bence. Niye? Diyor ki kişi, ben korkuyorum. Ama kendime korkmuyorum diyorum, buna da inanmıyorum. O kadar çok korkuyorum ki kendi kendimi bu korkumu geçiremiyorum. Birileri bana ne kadar cesursun, sen hiçbir şeyden korkmuyorsun, helal olsun sana demesi lazım ki ben korkmadığımı hissedeyim. Yani o kadar çok korkuyorum ki korkmadığımı kendi kendime ikna edemediğimden başkalarının şahadetine müracaat ediyorum. Bak işte Ömer Hoca'yı görüyor musunuz? Maskesiz dolaşıyor, tokalaşmaktan çekinmiyor, sarılıyor bir şey olmaz diye. İnsanı ölümden eceli korur diyor. Helal olsun adam ne kadar teslimiyetçi falan. Adam kadere inanıyor. Ya bu bir yorum farkı yani. Tedbir de ecelin bir cüzüdür diyoruz. Değil mi? Tamam insanı ölümden eceli koruyacak ama ne? Burada tedbir almazsan
O ecel dediğin şey de tedbirin bir parçası yani. Tedbirini alacaksın. Ha, bu dönem tokalaşmayacaksın. Ama onu tokalaşmadığın için çok üzüldüğünü söyleyeceksin. Ben sana sarılmak istiyordum ama inşallah bunlar geçer. Biz tekrar eskisi gibi sarılırız, tokalaşırız, öpüşürüz diyeceğiz yani. İnsanları gözlerimizin içiyle o sarılmayı yapacağız. Öyle değil mi? O özlemimizi gözlerimizle söyleyeceğiz, ağzımızla söyleyeceğiz. Tamam, her taraf kapalı, bir şey gözükmüyor ama burada yapmamız gereken en önemli şey, dediğim gibi virüsün zihnimize ve kalbimize bulaşmasına engel olmak. Çünkü bedensel bağışıklık gibi psikolojik bağışıklığımız var. Psikolojik sağlamlığımız var. Psikolojik dayanıklılığımız var. Bunu ne kadar güçlü tutarsak virüse karşı direncimiz o kadar daha güçlü olacak. İşte bir tarafta korku dedik, öbür tarafta ne vardı? Efendim? Korku ve rehavet vardı. Evet, evet. Rehavet ve korku. Yani bir tane adam rehavete bırakmış. Ne diyor? Ben korkmuyorum diyor hiçbir şeyden. O rehavet halinde davranıyor. Serbest. Öbürü de korku. Ne yapıyor korkan? Elini yıkıyor, sürekli zihninde bir şeyler meşgul. Bana bir şey olursa ne olacak? Tehditlerime bir şey olsa ne olacak? Şurada elim değdi, elimi bir daha yıkayayım. Ya yatıyor, yatağını, yorganını yıkıyor. Sabah akşam hiçbir şey olmadığı halde duş alıyor. Geçen bakanlık açıklama yaptı. Hastalıktan kurtulursunuz ama susuzluktan ölürsünüz dedi yani. Bu da önemli. Yani her şeyde ölçülü olmayı dinimiz bize tavsiye etmiş. Tamam, dışarıdan geldin, duşunu al. Ama evdesin, camı açtın. Ya yukarıdan gelmiş midir, aşağıdan rüzgarla gelmiş midir? Böyle bir şey yok yani. Biraz daha bu konularda ölçülü olmamız lazım. Evet, evlerde böyle canavarlar. Evlere de gelelim. Maşallah, maşallah. Evet, evet. Yani evlerdeki psikolojiden de bahsedelim. Sonra soru cevaplar alalım. Değinmek bu lazım dönem... hocam o konuya. Evet, evet. Gel, gel, el sallayalım amcalara, sonra git. Gel, merak ettim, gel. Gel. Ablalar var, abiler var, gel. Gel, tamam. Şimdi biz evimize böyle zamanlarda canlı alıyoruz. Çocuklar evde fazla sıkılmasınlar diye. Mesela sizlere de tavsiye ederiz. Bu evimizin yeni canlısı. Evet, çok tatlıymış. Bu da eski canlısı arkamdaki. Baba! Hadi götür. Dikkatli tut. Tamam. Da. Dikkatli tut. Düşmesin. Onu yerine koyalım. Tamam mı? Hayır, Allah baba. Tamam. Al dışarı çık hadi. Önce kapı. Şimdi konu açılmışken isterseniz oradan devam edelim hocam. Evet. Yani evde çocuklar ve ebeveynler hiç olmadığı kadar birlikte vakit geçiriyorlar. Evet, hiç olmadığı kadar. Bu süreci nasıl güzel geçirebiliriz, nasıl bereketli geçirebiliriz? Ve belki de bazen birbirimizi kırmadan, dökmeden nasıl geçirebiliriz? Evet, şimdi dediğiniz gibi ömür boyunca hiç bu kadar yoğun bir mesai, tam zamanlı ev mesaisi yaşamamıştık. Ne anneler, babalar, ne çocuklar. Dolayısıyla alışık olmadığımız bir şey. Yani insan günün 24 saati, 7 gün aynı kişilerle olmayı bırakın, insan kendi başına bile kalamaz yani. Aynaya bile bakamaz insan o kadar sürede. Mesela tam bu süreçte insanlar şöyle şeyler söylüyorlar, duyuyoruz, bizi arıyorlar. Ya biz evde birbirimizi de çok tartışıyoruz. Biz aslında birbirimizin gerçek yüzünü gördük. Hiç tanıdığım birisi değilmiş eşim. Şu olaylar bitsin, biz hemen boşanmayı düşünüyoruz. Yani biz birbirimize uygun insanlar değilmişiz falan gibi tartışma sonucunda laflar duyuyoruz. Bir kere çok kesin bir şey söylüyorum. Sakın ha, kriz anında hiçbir karar almayın. Şu an kriz yaşıyoruz. Bu bizim normalimiz değil. Yani şu an kavga edebilirsiniz, çok normal. Şu an tartışabilirsiniz, tahammül edemeyebilirsiniz, sabırsız olabilirsiniz. Veya size öyle davranılabilir. Size tahammül edemeyebilirler, size sabredemeyeceğiniz gibi davranabilirler. Veya siz sabredilmez olursunuz. Yani bunlar bizim gerçek halimiz değil. Gerçekten bir sıkıştık, stres var, kaygı var, ölüm kaygısı, hastalık kaygısı, sevdiğimizi kaybetme kaygısı. İşte az önce tam onları anlatıyordum. Yani gelecekle ilgili bir sürü insanın endişesi olabilir, yaşam sevinci azalabilir, sağlık sistemine, bundan sonra dünyanın kötü bir yer olacağına, bir sürü kaosa, işte
felaket senaryolarına, o kadar çok insanların zihninde bu düşünceler normal günlük rutinine dönmesini engelliyor. Normal günlük odaklanması gereken işlere odaklanmasını engelliyor. Yani kişi normalde unutmayacağı şeyleri unutmaya başlıyor. Dikkati dağılıyor. Dolayısıyla psikolojikmen gardı düşüyor. Düşünün, iki tane boksör ringe çıkmış. Bir tanesi gardını düşürmüş. Öbürü de gardlı. Şimdi gardı yukarıda olan hem vurur hem de yumruk geldiği zaman kendini korur. Ama gardı aşağıda olan her geleni yer. Biz de psikolojik olarak gardımızı yukarıda tutacağız ki virüs bize fiziksel olarak veya psikolojik olarak saldırdığında biz de kendimizi koruyalım. Bunu da psikolojikmen yapacağız işte. Nasıl yapacağız? Evde daha hoşgörülü olacağız. Evde daha anlayışlı olacağız. Evde daha toleranslı olacağız. Normalde kızdığımız şeylere daha az kızabilmemiz gerekecek. Çok istediğimiz şeylerden geri geldiğinde fedakarlık yapacağız. Mesela örnek veriyorum. Ben şu yemeği istiyorum, eşim bu yemeği istiyor, çocuğum öbür yemeği istiyor. Ya ben benim istediğim yapılsın, onu yerim demeyeceğim. Ben benim istediğim kanal izlensin, benim istediğim kitap okunsun, benim istediğim saatte yatılsın demeyeceğim. Biraz daha diğerlerinin isteğini dikkate almaya çalışacağım. Yani diğer gam olacağım. Siz ne istiyorsunuz? Sizin isteklerinizi önceleyeceğim. Sabırlı olacağız. Sabır derken iki tür sabır var. Bir sabır, sabrediyorum. Yani sabretmek hani oturup beklemek değil. Gerçekten sizi böyle ne bileyim hani çok kızdığınız anda normalde yapmamanız gereken bir şey içinizden yapma hissi geldiğinde bunu durdurabilmek sabır. Yani sabır kolay bir şeyi beklemek değil, zor bir şeyi durdurmak sabır. Gerçek sabır gerçekten çok kolay değildir ve çok müthiş bir ibadettir sabır. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Sabredenler müstesna diyor yani. Sabretmemiz gereken anlarda da sabretmemiz gerektiğini bileceğiz. Yani çocuklarımızın günlük programlarını belli edeceğiz. Çocuklarımız çünkü planlı ve programlı olmaya alışıklar. Onların günlük EBA'ları devam edecek. EBA'larıyla beraber evde çeşitli oyunlar ve etkinlikler yapacağız. Biz Ruh Sağlığı Derneğimizin internet sitesinde her gün evde yapılacak işte etkinlikler listesi yayınladık. Sağ olsun birçok sivil toplum kuruluşu, kız çocuklar için, erkek çocuklar için. İşte bugün şu etkinliği yapalım, bugün bu etkinliği yapalım. Hadi babalar çocuklarla şu oyun oynayalım. Hadi anneler babalarla çocuklarla şu oyun oynayalım. Hadi babalar mutfağa girelim. Hadi anneler tamire başlayalım. Evde kalmış yarım işlerimizi halledelim. Değil mi? Böyle bir sürü tavsiyeler var. Boş durmak insana göre bir şey değil. Muhakkak evde bir şey üretmek için durmalıyız. Allah bizi yaratırken sebepsiz yere yaratmamış. Hepimizi yaratırken bir şeye murad ederek yaratmış. Ve bugün elimiz kolumuz kısıtlı zannetmeyelim. Evde de yapılacak çok şey var. Mesela çocuklar bu dönemde en büyük sorunu nerede yaşıyorlar? Onlara yardımcı olalım. Onlar bu olayı anlamlandırmakta zorlanıyorlar. Ne oluyor? Niye evdeyim? Niye dışarı çıkamıyorum? Niye çocuklar yok? Niye okul yok? Yani özellikle 2,5-3 yaş anaokulu çocukları, kreş çocukları varsa, 6 yaş anaokulu çocukları varsa, bunlar kriz dönemleri, 3 yaş, 6 yaş, ergenlik dönemi. Evde stres ve atmosfer yükseliyor. Böyle olunca da karı koca tabii ki birbirine giriyor. Çok normal. Sakin olun. Kriz geçsin. Her şey normalleşsin. Bunların geçeceğini göreceksiniz. Kriz anında alınan kararlar hep hatalı kararlar olmuştur. Şu an ne siz kendinizsiniz, ne eşiniz kendiniz, ne de çocuklarınız kendileri. Şu an herkes anormal bir şey yaşıyor. Bu anormal olduğunu bileceğiz ve daha sakin olmaya. Evet, çok kızıyorum. O da çok kızgın. Ama birimiz bu kızgınlığı azaltmak zorundayız diye düşünmek zorundayız. Toleranslı olacağız. Diğer gam olacağız. Anlayışlı, hoşgörülü olacağız. Sabırlı olacağız. Güzel güzel konuşmaya çalışacağız. Bize kötü bir muamele yapılsa bile normalde bana diyen ki şu hareketi birisi yapsa anında karşılığını veririm dediğim noktada bile ben o kişi kimse yani arkadaşım, eşim, çocuğum, komşum. Evet, oruçluyken ki gibi sabırlı olacağız. Özenli olacağız. Çünkü şu an kimse gerçekten kendisi gibi değil. Çünkü herkesin zihnine ve ruhuna virüs bulaştı. Sanırım en önemli şey bu sürecin normal bir süreç olmadığı ve herkesin normal bir şey yaşamadığını tespit etmek ve bunu kabul etmek. Evet, kabul çok önemli o söyledi. Evet, kabullendikten sonra da bu süreçte ne yaparsam
daha az zararla, yani ben zarar görmeden çıkacağım diye bir şey yok. Herkes zarar görecek ama bu zarardan bir avantaj elde ederek çıkmak var. İşte dedim ya, Allah dostları bir musibet isabet ettiğinde, Allah'ım sana şükürler olsun bana bir musibet isabet ettirdin. Ben şimdi şükürle, sabırla sana yaklaşacağım diye bakıyor olaya. Bakın ne kadar yüce bir bakış açısı. Bağırıp çağırmıyor musibet isabet ettiğinde. Ben ne yaptım, niye hak ettim, böyle bir şey hak etmedim diye isyan da etmiyor. Sabırla ve şükürle, bakın. Şükürle, musibet isabet etti, şükür diyor. Çok şükür. Hocam şimdi çocuklarla ilgili şöyle bir gözlemim oldu. Bizim evde çocuklar bazen bu işi bir oyun gibi de görüyorlar. Bazen de korktuklarını da hissediyorum. Örneğin kendi kendilerine kaldıklarında 3 tanesi işte burunlarını tutarak nefeslerini tutmaya çalışıyorlar ve sayıyorlar işte bende bir şey yok falan diye. Bir taraftan da birbirlerinin peşine takılıyorlar. Koronavirüsü yerine koronavirüsü geldi diye evin içerisinde dolaşıyorlar korna çalarak. Hani bir taraftan bir oyun gibi de görüyorlar, bir taraftan korktukları da belli oluyor. Burada böyle pratik nasıl anlatabiliriz, bu süreci nasıl anlatmalıyız çocuklara? Bu konuda görüşlerinizi almak isterim. Çok basit, sade, onların anlayacağı kadarını anlatmamız lazım. Haberlerle ruhlarının hijyenini bozmamak lazım. Ya, değil mi? Psikolojik hijyen çok önemli. Çocuklar haberleri izlemeyecekler. Haberler yetişkinlere göre. Ve hep orada olumsuz haberler de var. Yani bir yerde 10 tane olumlu, 10 tane de olumsuz haber koyun ve insanlara sorun. O 20 haberden kaç tanesini hatırlıyorsunuz? 8 tane olumsuz, 2 tane olumlu hatırlarlar. Bu böyledir. İnsanoğlu böyledir. Dolayısıyla olumsuzu daha çok çekeriz. Daha çok ilgimizi çeker. Ve biz de medyada bunlara çok dikkat etmiyoruz. İnsanlar da olumsuz haberlerden çok etkileniyorlar ve ruhları enfekte oluyor gerçekten. Bu noktada da çocuklara çok az özet anne baba bir şey anlatmalı. İşte mikrop var, virüs anlamaz. Hastalanma riski, hastalanma var. Hasta olmak olmamak için evdeyiz. Dışarıda o virüsleri, mikropları amcalar temizliyorlar. Biz de evde temizliğimize dikkat edeceğiz. Birbirimize iyi davranacağız. Büyüklerimizi arayacağız. Sevgimizi büyüteceğiz. Umudumuzu yeşerteceğiz. Mesela iki şey önerdik biz bu dönemde. Dernek olarak. Bir tanesi camlara çocuklar birer tane güneş çizsinler demiştik. Niçin? Bir umut, güzel günler gelecek. İkincisi, yalnız değilim. Bak karşıya da bir çocuk var. O da canı sıkılıyor, hapis olmuş. Sadece benim başıma gelmiş bir sıkıntı veya ceza değil bu. Bütün çocuklar benim gibi. O zaman yalnız değilim duygusunu yaşıyor. Çocuklar biraz daha rahatlıyorlar. Onların günlük programlarını yapalım. Programlı olmak onlara iyi gelir. Programsızlık onlara belirsizlik kötü gelir. Gerçi insana da belirsizlik kötü, yetişkine de belirsizlik kötü gelir. Yani biz de bir şeylerin belirsiz olmadığı durumda kaygımız ve tedirginliğimiz, korkularımız artar. Biz de ne kadar belirgin olursa o kadar netleşiriz diye bir anlayışımız var aslında bakarsanız. Çocuklar için ikinci önerim, muhakkak evde onlara bir tutunacakları yaşam umudu yeşertin. Umut yeşertin. Yani fasulye alın, pamuğa koyun, su koyun, yeşersin o. Gözünün önünde büyüsün. Ve evet, her şey inşallah eskisi veya eskisinden daha iyi olacak diyebilsin çocuk. Yani hayatın bitmediğini, hayatın devam ettiğini, her şeye rağmen var olma mücadelesini devam ettirebildiğini görsün. Çünkü insanın en temel motivasyonu varoluşunu sürdürebilmek. Bu sadece insanın değil. Bütün canlıların, bütün varlıkların, bütün varlık varoluşunu sürdürmekle ilgili en büyük motivasyonu içinde taşır. Ve insan kendi vücuduna yönelik bir tehdit, işte doğal afet olur, savaş olur, terör olur, salgın olur. Böyle bir tehdit algıladığında kaygılanır. Kaygılanması onun daha sağlıklı ve tedbirli olmasını sağlar. Yani biz korkacağız ki tedbirimizi alalım. Korkmazsak tedbir almayız, rehavete düşeriz. Hastalıktan korkmak İyi bir şey ama aşırı korkmak da kötü bir şey. İtidalli olacağız. Rehavete bırakmayacağız, aşırı korkmayacağız. Tam orta ölçülü olacağız ki hem de hastalıklara karşı, mikroplara, virüslere karşı teyakkuzda olalım, uyanık olalım ve dinç, diri, güçlü olalım. Bunun için psikolojimizi yönetmek çok önemli. Gene mesela baktığımız zaman virüsle ilgili psikolojik sağlamlık
psikolojik hijyen, dayanıklılık kavramlarla beraber şimdi bir de organizasyon, işletmeler, şirketler var. Bunlar da çalışanlarını motive etmekte zorlanıyorlar. Yani sadece sokakta, sadece evde değil sorun. Üretimde de sorun var. İnsanlar şirketlerine harıl harıl psikolog alıyorlar. Veya telefonla danışmanlık alacak psikologlar araştırıyorlar. Bir sürü firma bizimle irtibata geçti. İşte bizim Ankara'da fabrikamız var, şurada üretim tesisimiz var. İnsanlar çalışmak istemiyorlar. Nasıl yapalım? Bütün fiziki, tıbbi tedbirleri aldık ama gene de tedirginler. Sosyal haklarını iyileştirdik ama gene gelmek istemiyorlar. İşte o hani su biterse hayat biter. Bunu anlatmak lazım. Yani yemek biterse hayat biter. Üretim biterse hayat biter. Yani biz var olmak için, virüsten korunmak için tedbirimizi alacağız ama var olmak için mücadele edeceğiz. Eğer biz mücadelemizi kaybedersek, yaşam alanından, üretimden çekilirsek, o zaman işte virüs bizi daha büyük yerden vuracak. Bu sefer ekmeksizlikten, bu sefer diğer işlerin yürümemesinden, susuzluktan hayat daha çok zorlaşacak ve daha büyük kayıplara sebep olacak. O yüzden tedbirlerimizin tamamını alarak hayatı normal bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Burada tabii kamu otoritesinin koyduğu sınırları çok iyi takip etmek lazım. Yani sokağa çıkma yasağını ilan ettiği zaman çıkmamak lazım. Eğer acil bir işimiz varsa veya zaten bir üretimimiz varsa, izinli bir işte çalışıyorsak bunu yapmamız lazım. Ama bazı sektörler var, esnek çalışmayı kaldırıyor. Evden çalışılabilirse evden çalışılsın. Mesela biz psikologlar hepimiz arkadaşlarım. Kimse yok ofiste. Ofislere gitmiyoruz. Niye? Gitmesi sorun, danışanın gelmesi sorun, geri dönmesi sorun. Telefonla şimdi idare ediliyor. Telefonla görüşmeler yapılıyor. Bazı meslekler var ama kesinlikle gidilmesi gerekiyor yani. Ve o sektörlerde eğer duraksama olursa hayat 3 hafta sonra, 4 hafta sonra daha zor olacak. Şimdilik ben bunları bahsetmiş olayım. Sorular varsa soruları alayım. Evet, değerli hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Müstefit olduk. Güzel bir konuşmaydı, güzel bir sohbetti. Şöyle bir soru var, benim not aldığım. Korona sonrasında nasıl hazırlanacağız? Ne olacak? Ne bekliyor bizi? Şimdi bir şeyler yaşadık. Sonrasında bir toparlanma süreci gelecek herhalde. Bunun psikolojik bir tarafı da var. Mesela ne bileyim, bayrama kadar diyelim ki bu süreçler normale döndü. İnsanlara gerçekten gönül rahatlığıyla sarılıp işte annemizin babamızın elini öpebilecek miyiz? Yani o bayağı bir uzun süre gönül rahatlığıyla yapamayacağımız bir şey. Tamam. Tıbbi olarak bir sorun yok ama her sarıldığımızda bir böyle acaba falan zihnimizde kalacak bu tortu. Zamanla aşılacak ama. Yani bugün çünkü biz gerçekten bu tedbirlere dikkat etmek zorundayız. Bu tedbirler çok önemli. Ama bu tedbirler işte sadece bugün kalktı da yarın bitti de geçmeyecek hemen. Yani biraz bizde o kalacak. Hapşıran, tıksıran birisi olduğu zaman birden irkileceğiz eskiden olmadığı gibi. Ve bunlar bir süre devam edecek böyle. Bunlar da sorun yok. Yani bunlar yeter ki hastalığı başarıyla bir atlatalım. Bu tür tedirginlikler zaman içerisinde çok güzel ya sohbet işte bak o zamanlar sarılamıyorduk, elinizi öpemiyorduk. Ben de annemlere gitmeye çekiniyorum. Çünkü benim annem hem kanser hem astım hastası. Allah şahit. Peki. Şöyle bir soru var. Ramazan ayının gelmesiyle beraber aile içerisinde psikolojik anlamda nasıl bir motivasyon sağlamak lazım? Müslüman bireyler olarak bu konuda artılarımız nelerdir? Şeklinde soru. Müslümanların Ramazan ayında aslında kardeşlik hukuklarının çok geliştiği bir dönemden geçiyoruz. Ve zorlukla, sabırla, mücadelede geçen bir dönemden geçiyoruz Ramazan ayında. Burada belki iftarlar eksik olacak, gelmeler, gitmeler. Ama onun dışında biraz daha içsel yolculuğumuza gideceğimiz bir, yani başkasının evine değil de kendi iç yolculuğumuza gideceğimiz bir Ramazan süreci tavsiye ediyorum. Yani çünkü kişiler bu dönemde gerçekten kendilerini daha iyi tanıyabilirler. Kendi iç
geçmiş zamanlarda iç yolculuklarına çıkmaya engel olan dünya meşgaleleri vardı. Şimdi ise biraz daha kendilerini şey yapabilirler, ayarlayabilirler iç yolculuklarına çıkmak için. Teşekkür ediyorum tekrar. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbet oldu. Birlikleriniz için tekrar teşekkür ediyorum Önder camiası adına. Eklemek istedikleriniz varsa onları alabiliriz. Yoksa teşekkür edip kapatacağız. Herkes kendine şu süreçte dikkat etsin. İyilik yapalım. Birbirimize iyi bakalım. Yani birbirimize enerji verelim. Gülümseyelim. Güzel sözler söyleyelim. Dua edelim. Ama tedbirlerimizi de elden bırakmayalım. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Tekrar katkılarınız. Ben teşekkür ederim. Değerli Önder Gönüldaşları, tekrar çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için, burada bulunmanız için. Çarşamba sohbetlerimiz inşallah devam edecek. Buradan, bu kanal üzerinden tekrar bir sonraki misafirimizi duyuracağız. Katılımınızı yine bekleriz. Hmm.